Can kardeşimiz Azerbaycan desteğini gösterdi. Türk Konseyi yine yanımızda. Bu dar günümüzde dostlarımızı görmüş olduk. Gün, birlik günü. Azerbaycan kardeşimizdir. Yine desteklerini esirgemediler. Tek millet, iki devlet olarak dar günümüzde birlik olmayı, sırt sırta verip güçlükleri yenmeyi bilmişizdir. Daim olsun inşallah. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararını kabul edilemez, haksızlık ve hukuka aykırılığın bir göstergesi şeklinde değerlendirdiğini bildirdi. Hacıyev, bu konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımları kabul edilemez buluyor. Bazı NATO üyesi ülkeler benzer hava savunma sistemi kullanırken, Türkiye'ye yaptırım uygulamak haksızlıktır. Cumhurbaşkanımız bu durumu çifte standart ve hukuka aykırılığın bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptırımların Türkiye'nin savunma kabiliyetini güçlendirme adımlarını engellemeyeceğine emin olduğunu belirtti. Türkiye'nin bu konuyu ilgili çalışma grubu kapsamında objektif müzakere edilmesine yönelik önerileri karşılık bulmamıştır. Hacıyev, Azerbaycan'ın Türkiye'yi, Türkiye'nin de Azerbaycan'ı desteklediğini, her iki ülkenin de daima birbirinin yanında olduğunu belirterek, 10 Aralık'ta Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi töreninde Türkiye Cumhurbaşkanı'nın da yer almasının bu birliğin örneği olduğunu kaydetti. Türk Konseyi de yumruğunu masaya vurarak tepkisini gösterdi. Türkiye'nin yalnız olmadığını tüm dünyaya göstermiş olduk. Bizi yalnız bırakmayanlara selam olsun. Diğer yandan Türk dili konuşan ülkeler İşbirliği Konseyi yani Türk Konseyi, ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararına karşı Türkiye'yi desteklediğini bildirdi. Konseyin Twitter hesabından yapılan paylaşımında Genel Sekreter Yardımcısı Kısmet Güzelov'un mesajına yer verildi. Güzelov mesajında şunları kaydetti. ABD'nin Türkiye'ye tek taraflı yaptırım uygulama kararı haksızlıktır. Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'nin diyalog ve diplomasi yoluyla bu konuyu objektif, gerçekçi ve siyasi olarak tarafsız bir şekilde ele alma önerisini destekliyoruz. Kuzey Kıbrıs'a uygulanan çifte standart karşısında sessizliğini bozdu ve bunu gözler önüne serdi. Dinleyince hak vermemek mümkün değil doğrusu. Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını son derece yanlış bir adım olarak niteledi. Saner, ABD'nin bir taraftan NATO üyesi olmayan Rumlara yönelik silah satışını serbest bırakması, diğer taraftan NATO üyesi Türkiye'ye Patriot füzelerini satmaktan, F-35 savaş uçakları projesindeki sözlerini yerine getirmekten vazgeçmesinin ciddi bir çelişki ve yanlış bir tercih olduğuna dikkati çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımı kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığı ve onun devletinin egemenliğinin yegane güvencesi olduğunu belirten Saner, Türkiye'nin sahip olduğu güç ve izlediği doğru politikalarla Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta barış ve istikrarın en önemli parçası olduğunun altını çizdi. Türkiye'yi kendi ve bölge istikrarı için S-400 füzelerini aldı diye yaptırıma tabi tutmak son derece yanlıştır ifadesini kullanan Saner, ABD'nin bir taraftan NATO üyesi olmayan Rumlara yönelik silah satışını serbest bırakması, diğer taraftan NATO üyesi Türkiye'ye Patriot füzelerini satmaktan, F-35 savaş uçakları projesi çerçevesindeki sözlerini yerine getirmekten vazgeçmesinin ciddi bir çelişki ve yanlış bir tercih olduğuna dikkati çekti. Saner, ABD'nin bir an önce bu yanlıştan dönmesi ve Türkiye ile sağlıklı ilişkiler geliştirmesi gerektiğini kaydetti. ABD'nin Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almasının ardından hukuksuz skandal karara Rusya'dan sert tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür ifadelerini kullandı. ABD, Türkiye'ye Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD'nin hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele etme yasası, yani KAATSA kapsamında uygulayıcı yaptırımları açıkladı.
Yaptırım listesinde Savunma Sanayi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, Savunma Sanayi Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı'ndan Serhat Gencoğlu ve Mustafa Alper Deniz bulunuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür ifadelerini kullandı. Lavrov, resmi temaslar için bulunduğu Bosna Hersek'te basın toplantısı düzenledi. ABD'nin yaptırımları hoyrat bir şekilde kullandığına işaret eden Lavrov, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür. Elbette bu yaklaşım askeri, teknik işbirliği de dahil olmak üzere uluslararası arenada sorumlu bir katılımcı olan ABD'nin güvenilirliğine katkı sağlamıyor diye konuştu. Bir de Yunanistan'ın açıklaması var tabii. Türkiye'ye karşı Amerika'yı yanında sanıp kükreyen Yunanistan'dan bahsediyoruz. Batı'nın tüm desteğini almak için yapmadığını bırakmayan Yunanistan'dan bahsediyoruz. Sürekli bir şeyler bekleyen fakat hiç üretmeyen, aksine sömüren Yunanistan'dan bahsediyoruz. Sürekli kendini Batı'nın bir parçası gören ama aslında hiçbir şey olamamış, olmaya da gayret dahi etmemiş Yunanistan. Yunanistan üzerine çok yazıp çizdik. Umarım bunlar bir şekilde onlara ulaşıyordur da bizim yaptığımız etraflı görüş ve araştırmalar onların bakış açısında bir farklılık oluşturuyordur. Yoksa daha gülünç duruma düşecekleri kesin. Gelelim Yunanistan'ın açıklamasına. Her fırsatta Türkiye'ye karşı yabancı devletlerin desteğini çekmeye çalışan ve özellikle Doğu Akdeniz meselesinde Fransa ve ABD'nin yardımlarını bekleyen Yunanistan'dan bir skandal hamle daha geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle uyguladığı yaptırımlara dair açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, NATO üyesi Yunanistan, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayi Başkanlığı, Başkanı ve diğer yöneticilerine KATSA yasasının 231. maddesi uyarınca yaptırım uyguladığına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyor ifadesine yer verdi. Peki gelelim Türkiye'nin karşılaştığı yaptırımlara ve hangi koşullarda bu yaptırımlardan kurtulabileceğine. Washington yönetimi Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle Ankara'ya KATSA kapsamında yaptırım uygulamaya karar verdi. ABD yönetimi 12 yaptırım seçeneğinden 5'ini seçti. Peki Türkiye hangi şartı yerine getirirse bu yaptırımlar biter. ABD'de 2021 yılı savunma bütçesi Temsilciler Meclisi ve Senato'da yüksek çoğunlukla kabul edilmişti. Yasa tasarısı 3/2 çoğunlukla geçtiği için ABD yasalarına göre ABD Başkanı'nın veto yetkisi de ortadan kaldırılmıştı. Ancak Trump bu yasa tasarısı Çin'e yarayacak diyerek veto edeceğini belirtmişti. Bu gelişmenin ardından yasa tasarısının tekrar Senato'ya gelmesi ve tekrar 3/2 çoğunlukla kabul edilmesi bekleniyordu. Böylelikle tasarı başkana gitmeden yasalaşmış olacaktı ve Türkiye'ye yaptırımlar için yasal süreç başlatılacaktı. Ancak Trump yönetimi Ankara'ya yaptırım için tasarıyı beklemedi ve yaptırımları açıkladı. ABD yönetimi S-400 alımından dolayı KATSA yasası uyarınca Savunma Sanayi Başkanlığı yani SSB ve Başkan İsmail Demir dahil 4 yetkilisine yaptırım uygulama kararı aldı. Toplam 12 yaptırım seçeneğinden seçilen o 5 madde şu şekilde. 1. Savunma Sanayi Başkanlığı'na her türlü ihracat lisansının yasaklanması. 2. Savunma Sanayi Başkanlığı'na ABD finans kurumları tarafından 10 milyon dolar üstü kredilerin 12 ay süreli yasaklanması. 3. Savunma Sanayi Başkanlığı'na ABD Export Import Bank desteklerinin yasaklanması. 4. ABD'nin tarafı olduğu uluslararası finans kuruluşlarının Savunma Sanayi Başkanlığı'na finans sağlamasının engellenmesi. 5. S-400 alım sürecine dahil olmuş Savunma Sanayi Başkanlığı yetkilileri İsmail Demir, Faruk Yiğit, Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz'e yönelik yaptırımlar. ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların sona ermesi, KATSA gereği tek bir şarta bağlı. S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması. KATSA'da yer alan bilgiye göre, Türkiye S-400'leri topraklarından çıkarmadığı sürece yaptırımlar devam edecek. Eğer Ankara bu şartı kabul ederse, Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar bir sene sonra sona erecek. Yaptırımların kaldırılmasının şartı, savunma bütçesinde şu cümlelerle açıklandı. Başkan yaptırım uyguladıktan sonra bir yıl içinde kongrenin gerekli komiteleri, Türkiye'nin veya yaptırım uygulanan kişilerin artık S-400'leri veya bunların yerine herhangi bir Rus sistemini uhdesinde bulundurmadığını,
Türk topraklarında Rus hükümeti veya şirketleri adına herhangi bir Rusya vatandaşının S-400'leri çalıştırmadığını teyit ettikten sonra, Türkiye'den Türk hükümetinin veya hükümet adına başka bir tarafın S-400 veya onun yerini alabilecek bir sistemi tekrar edinmek için KATSA'nın 231. bölümünün kapsamına girecek herhangi bir faaliyete girmeyeceğine dair taahhüt aldıktan sonra yaptırımları kaldırabilir. Gördüğümüz gibi Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları kaldırmak adına Türkiye'ye pek de bir seçenek sunmuyor. Ya avcumuzdasın ya da tam karşımızda diyor. Türkiye'yi bu duruma düşürdüklerine kısa sürede pişman olacaklarına eminim. Türkiye ABD için önemli bir aktördür. Fakat ABD attığı adımlarda nelerden feragat ettiğinin pek de farkında değilmiş gibi gözüküyor. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.